Kapı parası istiyorlar sanki açılmak için. Merhaba, Allah canını almasın senin. Evet efendim, merhabalar. 400. bölümden kucak dolusu sevgiler, selamlar. 400. bölüm. Yani şu Ademoğlu 400 bölümdür temizlik yapıyor, düşünebiliyor musun? Bir şey diyeceğim, hani konfeti nerede? 400. bölüm, içeri giriyoruz, insan bir konfeti patlatır. Böyle mi karşılanıyorum ben? 400 bölümdür silmediğim tuvalet kalmadı, girmediğim delik kalmadı. Bir konfetiyi layık görmedin değil mi? Ekmek kırdım, başına koydum sana nazar değmesin diye. Gör, 400 bölümdür uğraş, adam sana kıyıp bir konfeti patlatmasın. Ben de çok kırıldım, bir daha gelmeyeyim. 400 bölüm olunca ne oluyor ki? 400 olunca ne oluyor? Adamın belinde 4-5 tane fıtık çıkıyor 400 bölümde. Allah, la ilahe illallah. Adamın derdi yok, benim param. Evet Özge, şaka bir yana. Hafta başından belli güzel yorumlar yaptın. Ben senin adaletsiz yorum yaptığını düşünmüyorum ayrıyeten. Çok teşekkür ederim. Yani çok öyle gereksiz bir yorumların yok. Gayet yerinde yorumlar yaptın. Hayır. Şöyle tarayayım biraz. Kendi başına mı şimşirt alın? Ben Kadir kadar para almıyorum. Bana öyle şeyler yapmayın. Para alıyorum diye ağzıma mı çıkıyorsun? Diyor ki para. Bakın orası doğru. Peki şimdi bir şey diyeceğim. Evet, hazır mısın Özge? Hazırım. Şimdi en önce Sinem senin temizliğini merak ediyor. Evet. Açık ve net. Yani bunu artık tüm Türk halkı öğrendi. Bir haftadır iki kuma gibisiniz bir yanında. Evet. Derdiniz ne bilmiyorum ama sürekli dipte ve birbirinizi irdeliyorsunuz. Şimdi bugün senin temizliğini Sinem sence gereksiz eleştirecek midir? Tabii ki de eleştirecek. Peki hazır mısın? Sadece temizlik konuşalım mı? Hadi bakalım. Gerçekten. Hakikaten yapalım mı bunu? Yapalım ama Sinem'le konuşmuyorum. Sinem Hanım'ı boş verin şimdi. Merak etme, bugün buraya iyilik yere gelip gider zaten. Evet, hazırsan bir mutfağa gezelim. Hadi tamam. Bakalım. Az bir geri gidin siz. Kapılar sararmış, yağlı, lastik eski. Bahtımdan daha kötü bir mutfak. Dolabın içi de kötü. Evet, mutfak dolapları güzel. Niye güzel? Parlak. Evet. Yağıt kiri hemen verir. Bak şanslısın. Evet. Dünkü gibi uğraşma. Çek şuna kulağımın dibine. Kombinin üstü çok kötü, sarıya bak. Evet. Aspiratör yok. Evet, aspiratör yok. Allah'tan yeri kötü. Aspiratör yok. Çamaşır makinesi mutfakta, bu çekilecek. Dolaplarım var. Güzel ama ben beğendim mutfağı. Ben de beğendim. Bana çıksa sevinirdim yani. Bu kız evliymiş, ben bu kızı bekar sanıyorum. Neden? Siz evli misiniz? Niye? Nasıl niye? Ben çok narin bir kadınım. Çok korunmaya ihtiyacım var. Bedenine bakma, ruhu evet, narin. Ruhum çok narindir. Ama sen doğrusunu yapıyorsun. Bedenin zaten dışarıya karşı biraz şey evet, olmalı. Evet. Ruhun ince olsun. Ruhum çocuk var mı? Hayır, çocuk istemiyorum. Aa! Yani böyle alıp sevmeyi seviyorum. Hele misafirde ben de hiçbir şey anasını. Aynen öyle. Yani peki eşin istemiyor mu çocuk? O da benden. O zaten ben ne istersem onu istediği için onunla evliyim. Adamı nasıl bağladıysa kendini herif çocuk bile istiyor. Mesela şey, bir şey oluyor, anlatıyorum böyle bir sıkıntım falan. Diyor ki sen haklısın yani diyor. Ben de bazen sinir, hep mi haklıyım diyorum. Beni ne ki sen beni sallamıyor musun öyle başından savar gibi? Tamam aşkım, sen ne dersen tamam aşkım. Ya ilk başlarda öyle zannediyorum ilişkimizin başında. Hatta hep bana oynuyormuş gibi geliyordu. Burası çok dar. Gelin salondan devam edelim. Tamam. Aa, bu çocuk muhabbeti diyor ki ya ben gel senin gözün kör olmasın. Bence güzel, dünkü gibi bir salon. Evet. Koltuklar biraz tozlu ve kirli. Bir tane camım var, perdem var. Dünkü bak, bir haftadır yapılan yanlışları gördün artık. Evet. Bugün senden ciddi anlamda güzel bir iş bekliyorum. Koltuklar nasıl? Berbat koltuklar. Ama silinirse koltuklar böyle kadifemsi güzel parlar. Peki ya halı? Halı fırçalanması lazım, halının üstü kılların. Silinecek canım, zaten temizlik yapmaya geldik, oturmaya gelmedik ki buraya. Dur bakayım. Üf, ne kötü kokuyor kız, kesik kesik. Evet. Ayak kokusu, ıslak çamaşır. Ben bir şeyler çıkacak diye çok korkuyorum buralardan ama. Sen fareden çok korkuyorsun evet. Değil mi? Ay Allah korusun. Yani korku kelimesi çok hafif kaldı. Klozetin hali feci vallahi. Kapat, midem bulandı, kapat. Küvetin içi çok kötü. Duşakabin kötü. Yeni bir ev bir de ya. Özge hazır mısın? Uzun lafı kısın. Hemen temizliğe gidelim. Hazırım, evet. Ben nereden başlayacağız? Salondan başlayalım. Heh, nereden? Salondan başlayalım. Salondan İyi bir planlama evet. Yapıyorsun. Mutfağa bir şey sıkacak mısın? Yoksa sıkacağım. Sıkacaksın. Tabii. Peki. O zaman ne yapıyoruz? Haftanın son gününde 10 bin lira öncesinde hemen gidip deterjanlarımızı alıyoruz. Ve temizliğimize başlıyoruz. Haydi efendim, unutmayın. Başlasın. 400. evi temizliyoruz. Yürü, yürü. Ben dakikaların kıymetini çok biliyorum. Yani çok iyi biliyorum. Mesela duvar oturuşu diye bir hareket var. Orada bir dakika... Duvara mı oturuyorsunuz? Hayır, mesela göstereyim senin üstünde. Gösterin. Ben deneme tahtası mıyım? Her şeyi benim üstümde gösteriyor. Bak, bir dakikanın ne kadar uzun bir süre olduğunu orada anlıyorsun mesela. Hadi yapalım Özge Hanım. Bakalım nasıl hareketmiş duvar oturuşu. Ya koltuk silerken iyiydi, şarkılar söylerken. Hadi Özge, ben şimdi seni motive edeceğim, tamam mı?
Bak sırtını dayıyorsun duvara. Ayaklarını açtın omuz genişliğinde. Eğiliyorsun. O kadar eğiliyorsun. Doğumu gelmiş kedi. Böyle bekleyeceksin bir dakika. Kız batım kendime ben o eziyeti niye edeyim? Bunun amacı ne? Ne demek ne? Ne amacı ne bunun? Bu da dayanıklılığın artıyor. Güçleniyorsun. Daha iyi koltuk siliyorsun. Bacak kasların gelişiyor. Bir şey diyeceğim. Ben oradan kalktım mı benim hışırım olur zaten. Bacaklarımın arkasında kaslar oluşuyor. Hayır. Senin gibi dakik bir insanın bu şeyden geçmesi lazım. Hadi gel otur Kadir. Hay bir insan normal günde kendine niye böyle bir eziyet eder? Aç bacakları. Aa ne yapıyorsun Kadir? Alaturka'ya oturur gibi. Gerçekten öyle oldu. Ama bir şey söyleyeyim mi? Alaturka tuvaleti çok önemli. Oradaki kasların açılması için. Onu yapmaya çalışıyorum. Ne yapacağım şimdi? Aman aman o kaslar açılmasın şimdi. Hadi aç bacaklarını. Tam eğil, kalçanı indir aşağı, sırtını daya duvara, dik dur. Uzat kollarını, yasla kafanı. Eğil biraz daha eğil ama, kayma. Evet, uzat kollarını. Bir dakika tutalım lütfen. İyi de bir şey diyeceğim. Dur Kadir, biraz kalk şimdi. Altına kova koyayım da kayarsan içine düşersin. Evet. Bak altıma şey timsak koyuyorsun. Ama yaslan geriye. Yaslanman lazım. Evet, dur. Hiç kımıldama. Ya bir şey diyeceğim yani... Derdimin adı ne olabilir de günlük hayatta ben bunu kendime yapayım. Adam akıllı ayağımı uzat. Hayır dur ama hayır, ayağım bırak, kayıyor. Uzat kollarını. Kaymayacak işte o refleks. Tutacaksın kendini. Bütün kasların yardım edecek. Ne şarkı hayır, söylüyordu Kadir? Oturdu. Yok yok yok. Ama yok, yok, daha yok. Açık bir leğen versek bence cesaretim oturmaz. Hayır ben duramam böyle. Bu ne biçim iş? Ya ben o yüzden dakikaların kıymetini çok iyi biliyorum. Ben durabiliyorum mesela. Dizlerimin bağı çözüldü. Hangi kasların çalıştı? Hiçbir şey çalışmadı. Çok boş bir pozisyon bu bence. Hayır hayır hayır. Pozisyonu alamadın ki. Hayır hayır. Bunun yerine yere çömelir halımalı silerim en azından. Ben onu da yapıyorum, onu da yapıyorum. Bunun ne amacı var bana şimdi? Ne demek ne alakalı? Bence çok gereksiz bir olay bu. Hayır. Merkez... Şınav mınav mekik mekik desen göbeğim onu bebeğim. Onu da yapamazsın ki. Yok onu yaparım. Tamam 15 tane şınav çek. Ya yapamam onu hiç yapmam. Bak onunla hiçbir şey yapamıyorum. Ben ömrümde 26 yaşındayım. Sportif hiçbir faaliyetle bulunmadım. Ben mesela Nizami 20 tane çekiyorum. Ya bir erkekle yarışabilirim. Ama çekmeyeceğim. Ben çekemem. Hadi çekin. Hayır çekmeyeceğim. Sen çeksene erir belki o. Bak çekersem ek süre isterim. Gerçekten çekmeyeceğim. O da 10 dakika. Hem dinleneceğim hem 10 dakika. Tamam 10 dakika dinlenme süresi vereceğim size Özge Hanım. İsterseniz çikolata da alırım size. Çok sıkma bak sonra durulanmıyor. İşime karışma Kadir. Az sık şu... Allah seni kahretmesin. Ne bu halin Kadir? Gören de az solist sahneye çıkıyor zannedecek. Senin boynun altına kilitlenmiş. Ben sana işime karışma dedim ama. Şimdi evine geleceğim. Mutfağın kirli bir mutfaktı. Kimse temizleyemez. Ama salonun mutfağa göre daha intizamlı, daha düzenli bir salondu. En azından temizliği gösterecek bir salondu. Camı sildin, eline koluna sağlık. Yalnız 1 saat 40 dakika. Böyle bir mutfağı olan ev için kötü bir süreydi. Salonda geçirdiğimiz o 1 saat 40 dakika yüzünden mutfakta aslında yapmak istediğin yerleri yapamadın. Yoksa istiyordun yapmak. Mesela ben çok zor uyudum gece. O heyecandan. Heyecandan dedim ki performans korkusu oluştu. Şöyle hani yapamam diye değil. Nasıl organize edebilirim? Çünkü alışık olmadığım tabii bir atmosfer ki, olduğu bunu hep, için. Bunu her puanlamada muhakkak göz önünde bulunduruyorum. Çünkü ilk defa kamera karşısındasınız. Ki. Her şey olabiliyor. Peki elinize kolunuza sağlık. Ve şimdi öncelikle 10 bin liraya veda eden ilk yarışmacımızı açıklayacağız. Tabii ki toplamda 15 puan alarak temizlik benim işimde bu hafta 10 bin liraya veda eden ilk yarışmacımız... Sinem oluyor. Sinemciğim, arkadaşlarından 10 puan, benden 5 puan aldın. Toplamda 15 puana ulaştın. Tamam, sağ ol. Toplamda 17 puan alarak temizlik benim işimde bu hafta 10 bin liraya veda eden haftanın dördüncüsü olan diğer yarışmacımız Özge oluyor. Özgeciğim, eline koluna sağlık. Teşekkür ederim. Arkadaşlarından 11 puan, benden 6 puan aldın. Toplamda 17 puana ulaştın. Ama ben inanıyorum ki eğer sen bu salonda 1 saat 40 dakika geçirmeseydin, o mutfağın hakkından daha da iyi gelecektin. Eline koluna sağlık diyorum tekrardan. Evet, 3 yarışmacımız kaldı. 10 bin liraya veda eden haftanın üçüncüsü olan yarışmacımız toplamda 18 puan alarak Ebru oluyor. Ebru'cum eline koluna sağlık. Teşekkür ederim. Arkadaşlarından 12 puan, benden 6 puan aldın. Toplamda 18 puana ulaştın. Heyecanlı mıyız? Çok uzatmadan 10 bin liranın sahibini açıklıyorum o zaman. 3, 2, 1. Gaye oluyor. Gaye'nin bir amacı vardı 10 bin lira için. 10 bin lirayı kendisi almayacaktı. 10 bin lirayı buraya
çok özel bir arkadaşı için tedavi masrafları için alacaktı ve onun yürümesini sağlayacaktı. Yani sen bugün burada arkadaşına bacak olmak için, yol olmak için, yürümesi için gelmiştin ve 10 bin lirayı aldın. Şöyle madalyanı vereyim sana. Bir alkış alalım arkadaşımıza, buyurun. 10 bin liranı da böyle teslim edeyim. Güle güle kullan diyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, hepinizin ellerine, kollarına sağlık. Gülsümcüm, arkadaşlarından 14 puan, benden 6 puan aldın. Toplamda 20 puana ulaştın. Gayecim, arkadaşlarından 13 puan, benden 8 puan aldın. Toplamda 21 puana ulaştın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.